Hasan Efendi, bir daha vedalaştık. Bir daha vedalaştık. Ben bir daha gittim. Şöyle bir yaşadık. Hasan Efendi, bir daha geldim. Şeyin gösterimde okumadık böyle. Yine vedalaşalım. Meğerime 3 sene biz kayyaların bilet alıp gidemeyeceğimiz spor kıyısına gidiyormuş. 3 defa vedalaştık, 3 sene yaşadı. Kendi vefat etti, biz kalktık dünyada. Dedi ki, Kıbrıs'tan yanında, vekilimsin, şahibi çok. Ve dedi, oraya yine efendim yazmış. Defa geçen Konya'ya gittim vesaire Kayseri'ye bir yerde değil mi? Lazım. Bunun birisi vasfediyor. Minbaşıydı, şube reisiydi. Diğerine şöyle sakallıydı o zaman. Gittim yine de eski olmuştum. Çok alim bir adamı. Bütün kitapları ayrı bir kab yapılmış benim Kur'an-ı Kerim kabımı. Onun içine koyuyordu. Çok alim bir zanımdı babamı. Yakın yazıyor. Fazilet Mahat Efendim Hazretleri evvela selamımı ve Bismillah'ı derz ettikten sonra fena andır, fena baka andır, baka alemlerde geçene. Murakabayı, hadiyet, murakabayı, akrabiyet, murakabayı, maniyet, murakabayı, akrabiyet, murakabayı, muhabbeti geçmiş. Çok şey yapmış. Kılavuzalıktan biz bu mektube nasıl dayanılır, ziyar edilmez mi deyince, bir oğlum, babamızı bilmiyor musun? Baban lağımcı olmuş dedi. İstanbul'da lağımcılar vardı. Üstleri başları tüm pis dedi. Oraya lisesi. Ona birisi gelse de nezafetli efendim, temiz efendim, münevver efendim dese güler böyle bir yer değil. Dedi ona. Çünkü üstüne başına bakar, tüm pis. Onu soyup başka şey diyecek, sabunlanacak, yıkanacak, öyle temizlenecek. Ben diyorum. İçimden diyor, hırsı, tamarı, kokulu, adavatı, kedi, buğzu, riyayı, sümayı çıkarmayla meşgulum, lağımcıyım ben diyor. Bu adam bilmiyor da yazıyor. Vaktini ona mektup yazmış. Dokuyana girer, bu ne kadar iyi olmuş desen, bu ceri, bunu dokuyan iyi. Nakşimetiye, nakkaça gider. Vasfını kim kaldı? Kavsi Azam kimmet eder, nispetiniz sultanıma, benim sultanıma sizin nispetiniz, beni dokuyan Kutlu Cihan gibi. Fakirin görmektir arzı, bize vurdun ağır bürzi, münevverdir hep yeryüzü, husnu zannım kutubuma. Hasan-ı Basra Efendi bir tekim beni yüzüme kalkar da, şöyle alimsin, şöyle fazlısın, şöyle kıymaklısın derse, gözüme un doldurması, ataş atması yüzüme ondan hayır dediliyor. Kim bir noksanımı vurur da söylerse yüzüme güçsüz yapmış gibi olur diyor. Biz demiş olamak kardeşim, olay değil bu. Demiş olmak ne yetmek? Oğlum böyle yazıyor. Ben nasıl o kadar kusurlarımla beraber İçimdeki kötü halleri atmadan efendim vekilim dedi diye ben vekil yerine geçeyim de olmaz bunlar. Böyle bir kenara çektim bant ya, önlere meyyul başka, yalnız halife-i bu izlemin kim olacak? Peygamberimizin cenazesi ortada yatakana, ansarlar orada biriktiler, tarihi okuyoruz canım. Biz diyor Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı başımıza reis olarak kabul ettik, başımızın tacıyı ama ondan sonra biz ansarlarız size, nusrat eden, yardım eden neredenik? Bizden olacak halife Ubeyn, ya halife tayin edeceğiz. Nereden muhalife kurlar diyor. Hayır! Peygamberin koca koca çağırıyor, hani bu zini var! Hazreti çığırda, Cenab-ı Hakk'ın başına Peygamber Efendimiz'den Hazreti onlar gittik ya orada büyük bir
ihtilaf uyanmış. Daha peygamberimiz toprağa girmeden böyle ihtilaflıydı. Sen gelince ben güzeldir, herkes iyi olur diye zannetme. Bu bulanıklık geçer böyle gider insanla. Ondan sonra oraya vardı dedi ki Ansarlar Sıddık-ı Azam'ı görünce daha çok şımarıp konuştular. Siz muhacir olarak geldiniz, evimizin yarısını bildik, size verdik, peygambere nusrat ettik, harpte yardım ettik, Bedir'de galip geldik. Şimdi hilafet bizde. Biz dedi, muhacir değiliz dedi. Biz ansar, nusrat edenlerden. Siz kendinize vasf ettiğiniz vasfa layıksınız. Ya Ansar-ı Kiram dedi Sıddık-ı Azam. Bana kalırsa sizden Ubeydi, bizden de Hazreti Ömer'i reye koyalım da hangisi çok çıkarsa o halife olsun. Ubeyd dedi ki sen niye kendine koymayın? Peygamberimiz dedi kim kendine onu layık görmezse o layık. Ben layıkım diyen layık olmaz. Bunu 100 defa 100 yerde söyletmem bana. Anca layık değilim diyese layık olur, tevazuyu verse. Suçunu bilip tevbe eden kullu selamet, müstekbir olan serkeşi nirane çekerler. Men tevaza arafa ahullah ve men tekebbera vaza ahullah. Kim kibir yaparsa Allah onu yerlere düşürür. Kim tevazu ederse Allah onu kaldırır. Görmüyor musunuz mu ağaçlarda? Su tevazu ettiği için daima aşağıya akıyor. Elmaların emici kıllarına vardı mı ta elmaların içinden çıkıyor su. Sulu sulu elma yiyor. Görmüyor mu? Suysa dibine değiyor. Tevazulu insanın emici kılları var. Onu kademeye çıkarır. Allah bizi tevazudan ayırmasın. Hiçbir zaman ölene kadar hemen böyle işe karışmam. Onların ellerini, ayaklarını öperim. Bir vasf ettim görseniz, topbaşımızı 27 sene mi, 17 sene mi üstazımızı hacca gönderdi. Bir atletin yerine çıkarıp da yine onu yıkayıp da giydirmedi. Yine yenisini çıkardı boğundan, onu giydirdi, onu sadaka verdi. Abdest çatlarını koy, kendini yıkardı. Böyle hizmet etti. Benden Tahir Hoca'yı soruyorlar. Tahir Hoca öyle büyük insan ki bir kılı 40 yarsan 40'ta biri kadar hiçbirimiz olamaz. Kılın 40'ta biri kadar olamaz hiç kimse. O makarru ulema o. Allah-u Teala Hazretleri ona göre ilim vermiş. Bu kardeşimiz gördü onu. Almanya'nın çalışan gençlerine verdiği vaazın birisi bizde hayran oluyor, yok vaazına hayran oluyor. Allah ömrün uzun etsin, güzel etsin. Benden Bandırmalı Alef'e bir soruyorlar. O Ali Hayra Efendi'nin halifesiydi. O vefat edişinde Efendimiz'e geçti. Efendimiz'in halifesiydi. Pek layık zat. Ama geldi mütevazı olan, ben layık zatı. Bizi sordular. Ben onların hep ayaklarının turabıyım, hep küçük. Bunu dinledim bir şey. Şimdi oraya getirdim. Ya, yeserine göre oğlum. Ve mülazimetü musahabeti salihinel kiram sulaha meclisine ve sohbetine devam edin. Bak benim bir şeyimiz cennette gitmişsin. Ruhlarımızın üzerinde bir neşe var. Bu Allah'tan gelen şey. Aşıklara karış olursun aşık, salihlere karış olursun salih. Böyle cevherler var o kan içinde yahu. Şu adam nasıl ya Resulallah? Kim arkadaşları? Filan. Kötü adam o Mehmet kahveye girer, tamasını kendine vermiş. Bu kötü çünkü arkadaşlarından seçerim ben adamı. Şu nasıl ya Resulallah? O da filan hocayla filan onlarla sohbet edin. O adam iri buyurdu Peygamberimiz. Cebrail gelmeden ben mühürü yapıştırayım ki.
Otup oturduğum, sohbet ettiğim adamlar iyi mi, sen iyilerdensin. Onlar kötü mü, kötülerle mi düşüp bakıyorsun? He, öyleyse kötüsün sen. İstersen alnın diline kadar secdede olsun. Yuşevülmer o mâmene habbe kişi sevdikleriyle beraber haşri cem olur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.